Arka kapıya doğru yürüyorum. Açıp içeri giriyorum. Sepetimi mutfak masasının üzerine koyuyorum. Masa silinmiş, un temizlenmiş. Bugünün ekmeği yeni fırından çıkmış rafında soğuyor. Mutfak maya kokuyor. Nostaljik bir koku. Bana başka mutfakları hatırlatıyor. Benim olan mutfakları. Anneler kokuyor. Gerçi benim annem ekmek yapmazdı. Ben gibi kokuyor. Önceki zamanki anne olduğumdaki ben gibi. Bu tehlikeli bir koku. Onu dışarıda tutmam gerektiğini biliyorum. Rita orada masanın başında oturmuş havuç soyup dilimliyor. Bunlar geçkin havuçlar. Kalın, kıştan kalma. Depoda geçirdikleri zaman yüzünden sakallanmış. Taze havuçlar ince ve soluk renkli. Haftalarca hazır olmayacaklar daha. Rita'nın kullandığı bıçak keskin ve parlak, baştan çıkarıcı. Böyle bir bıçağa sahip olmak isterdim. Rita havuçları doğramayı bırakıyor. Ayağa kalkıp sepetteki paketleri dışarı çıkarıyor neredeyse sabırsızlıkla. Paketleri açarken kaşlarını her zaman çatmasına rağmen ne getirdiğimi görmek için çıldırıyor. Getirdiğim hiçbir şey onu tümüyle memnun etmez. Kendisinin bu işi daha iyi yapabileceğini düşünüyor. Alışverişi kendisi yapmayı tercih ederdi. Tam da istediği şeyleri almayı. Yürüyüşü benden kıskanıyor. Bu evde hepimiz diğerinden bir şey kıskanırız. Portakal gelmiş diyorum. Süt ve bala hala biraz var. Ona bu fikri bir teklif gibi sunuyorum. Yağcılık yaparak gözüne girmek istiyorum. Portakalları dün görmüştüm ama bunu Rita'ya söylememiştim. Dün çok aksiydi çünkü. Yarın biraz alabilirim. Bana onlar için bir karne verirsen. Pilici ona uzatıyorum. Bugün biftek istemişti ama yoktu. Rita sevinç ya da onay göstermeksizin homurdanıyor. Bunu düşüneceğim diyor. Bu homurtusu iyi zamanımda. Pilicin ipini çözüp şeffaf kağıdını çıkarıyor, pilici evirip çeviriyor. Bir kanadı büküyor, bir parmağını boşluğa sokuyor, iç organlarını çıkarıyor. Piliç öylece yatıyor orada, başsız, ayaksız. Üşüyor gibi pürtüklenmiş derisi. Banyo günü diyor Rita bana bakmadan. Koray yer bezlerini ve süpürgelerini bulundurdukları arka taraftaki ikilerden mutfağa ilerliyor. Piliç diyor neredeyse sevinçle. Zayıf ve kuru diyor Rita. Gene de işe yaramak zorunda. Pek fazla bir şey yoktu diyorum Rita, duymazdan geliyor beni. Bana yeterince büyük görünüyor diyor Kora. Bana destek mi çıkıyor yoksa ona bakıyorum. Acaba gülümsemem gerekir mi diye ama hayır, düşündüğü sadece tavuk. Rita'dan daha genç. Batıya bakan pencereden gelen eğik güneş ışınlarını ortadan ayırıp arkada topladığı saçlarını yakalatıyor. Güzel olmalıydı. Çok kısa bir zaman öncesine kadar kulaklarında küçük bir işaret var gamze gibi, küpe deliklerinin kapandığı yerde. İri diyor Rita ama kemikli. Açıkça söylemeliydin. İlk kez doğrudan bana bakarak konuşuyor. Sıradan biri olmadığını, komutanın rütbesini kastediyor. Ama diğer anlamda kendine göre sıradan biri olduğumu düşünüyor. 60 yaşın üstünde Rita, düşünceleri kemikleşmiş. Lavaboya gidiyor, ellerini şöyle bir suya tutuyor, el beziyle kuruluyor. El bezi mavi şeritli ve beyaz. El bezleri hiç değişmedi. Bazen bu tür normallik çakışları bir yandan çullanıyor üstüme tuzaklar gibi. Sıradan bildik, anımsatıcı bir tekme gibi. El bezini görüyorum. Bağlamın dışında ve soluğumu tutuyorum. Bazı insanlar için bazı yönleriyle işler o kadar çok değişmedi. Kim banyo yapıyor diyor Rita. Bana değil Koray'a. Bu kuşu yumuşatmalıyım. Daha sonra yaparım diyor Koray toz aldıktan sonra. Öyleyse biri yapmalı diyor Rita. Sanki duyamıyormuşum gibi benden bahsediyorlar. Onlar için ben evin günlük bir işiyim. Birçok işten biri. Def edildim. Sepeti alıp mutfak kapısından geçiyorum ve hol boyunca sarkaçlı büyük saate doğru ilerliyorum. Oturma odasının kapısı kapalı. Kapı üstündeki pencereden gün ışığı giriyor. Yere renkler saçarak düşüyor. Kırmızı ve mavi, mor. Bir anlığına bu ışığa adım atıyorum. Ellerimi uzatarak. Işıktan çiçeklerle doluyor. Merdivenden yukarı çıkıyorum. Holün aynasında yüzüm, uzak, beyaz ve çarpık, baskı altındaki bir göz gibi dışarıya uğruyor. Toz pembe yolluğu takip ederek üst kattaki uzun holü geçip odaya geri dönüyorum. Holde biri duruyor, kaldığım odanın kapısına yakın. Hol loş, bu bir erkek, sırtı bana dönük. Odanın içine bakıyor. Vuran ışıkla koyu bir gölge, şimdi görebiliyorum, komutan bu. Burada bulunmaması gerekiyor. Geldiğimi duyuyor, dönüyor, duraklıyor, ileri doğru yürüyor, bana doğru. Kuralı çiğniyor. Şimdi ne yapsam ki? Duruyorum, duraklıyor. Yüzünü göremiyorum, bana bakıyor, ne istiyor? Sonra tekrar ileri doğru hareket ediyor. Bana dokunmamak için yana çekiliyor. Başını eğiyor. Geçti. Bana bir şey gösterildi ama ne? Bir tepenin kıvrımı üzerinden bir an için görünen bilinmeyen bir ülkenin flaması gibi. Saldırı, barış müzakeresi, bir şeyin bir bölgenin sınırları anlamına gelebilir bu. Hayvanların birbirlerine verdikleri işaretler.
İndirilmiş mavi göz kapakları, kulaklar arkaya yatık, kabarmış tüyler, çıplak dişlerin anlık görüntüsü. Kahrolası ne yaptığını sanıyor? Başka kimse görmedi umarım. İstila girişimi miydi? Odamda mıydı? Odam dedim. 9. bölüm. Odam öyleyse bir yer olmalı sonuçta benim olarak sahiplendiğim bu zamanda bile. Bekliyorum odamda, tam şu anda bir bekleme odası haline gelen. Yatağa girdiğimde yatak odasıdır. Perdeler hala sallanıyor hafif rüzgarda. Güneş dışarıda hala parlıyor. Doğrudan pencereden içeri girmiyor ama ışığı. Batıya doğru ilerlemiş. Öykü anlatmamaya çalışıyorum. Ya da en azından bunu. Bu odada biri yaşamış benden önce. Benim gibi biri. Ya da buna inanmayı yeğliyorum. Buraya getirildikten 3 gün sonra keşfettim bunu. Harcayacak çok vaktim vardı. Odayı keşfetmeye karar verdim. Sakin sakin bir otel odasını keşfeder gibi. Hiçbir sürpriz beklemeden. Masa çekmecelerini, dolap kapılarını açıp kapatarak, tek tek sarılmış küçük sabunları açarak, yastıkları kabartarak. Tekrar bir otel odasında olabilecek miyim? Nasıl da ziyan ettim onları, şu odaları, şu görülmekten sakınma özgürlüğünü. Kiralanmış ruhsat. Öğle sonlarında Luke hala karısından kaçıştayken, onun için ben hala düşselken, evlenmeden ve benim cisimleşmemden önce her zaman oraya giden ilk ben olurdum. Kayıt yaptırırdım. O kadar çok geçmişte kalmış değildi ama şimdi neredeyse bir 10 yıl, bir asır gibi geliyor. Ne giydiğimi hatırlayabiliyorum. Her bir bluzu, her bir eşarbı. Onu bekleyerek odada gezinirdim. Televizyonu açıp kapardım. Kulaklarımın arkasına parfüm sürerdim. Opium. Kırmızı ve altın renginde bir Çin şişesinde satılırdı. Sinirliydim. Beni sevdiğini nasıl bilecektim? Öylesine bir macera olabilirdi. Neden hep öylesine derdik? Gerçi o zamanlar erkekler ve kadınlar birbirlerine elbise giyer gibi öylesine denerlerdi. Uymayanı bir kenara atarak. Sonunda kapı çalınırdı. Açardım rahatlama ve arzuyla. Öylesine anlık, öylesine yoğundu ki Luke. Ve gene de hiç sonu yokmuş gibiydi. Öğle sonrası yataklarında yatardık. Sonra da ellerimiz birbirinin üstünde sohbet ederdik. Olanaklı, olanaksız. Ne yapılabilirdi? Bu tür sorunlarımız olduğunu düşünürdük. Mutlu olduğumuzu nasıl bilecektik yoksa? Ama şimdi odaların kendilerini de özlüyorum. Duvarlarda asılı duran o berbat resimleri bile. Sonbahar yapraklı ya da karlı orman manzaraları ya da dönem kıyafetleri içinde porselen bebek yüzlü, tarla tanlı, güneş şemsiyeli kadınlar ya da üzgün gözlü palyaçolar ya da gergin ve tebeşir görünümlü meyve çanakları. Kirletilmeye hazır temiz havlular, davetkarca esneyen çöp sepetleri umursamaz dağınıklıkta eleden. Umursamaz, odadayken hiçbir şey umursamazdım. Telefonu bir kaldırışımda bir tepsi yemek geliverirdi. Benim seçtiğim yemek. Benim için kötü olan yemek şüphesiz ve içki de. Birkaç hayırsever topluluğun yerleştirdiği inciller de vardı şifonyer çekmecesinde. Gerçi muhtemelen kimse okumuyordu onları. Otelin resimlerinin bulunduğu tebrik kartları da vardı. Bunlara bir şeyler yazıp istediğin kimseye gönderebilirdin. Öylesine olanaksız bir şeymiş gibi geliyor ki bu şimdi, uydurduğum bir şey gibi. İşte böyle. Bu odayı keşfettim, bir otel odası gibi. Sakin sakin tüketerek hepsini birden harcamak istemiyordum. Sürmesini sağlamak istiyordum. Odayı zihnimde bölümlere ayırdım. Her gün bir bölümünü ayırdım kendime. Bu tek bölümü olanca dikkatimle inceleyecektim. Duvar kağıdının altındaki sıvanın düzensizliğini, süpürgeliğin ve pencere peykesinin üst boya katmanın altında bulunan çizikleri, yataktaki lekeleri, çünkü yataktan battaniye ve çarşafları kaldıracak kadar ileri gittim. Onları katladım. Her seferinde bir parça. Öyle ki biri gelecek olursa hızla tekrar eski haline getirilebilsinler. Yataktaki lekeler tıpkı kurumuş çiçek yaprakları gibi. Yeni değil, eskimiş bir aşk. Bu odada başka türlü bir aşk yok şimdi. Bunu gördüğümde 2 kişi tarafından bırakılmış bu kanıtı, aşk ya da ona benzer bir şeye dair, en azından arzuya, dokunuşa, en azından. Şimdi belki yaşlı ya da ölü 2 insan arasında. Yatağı tekrar düzeltip üzerine uzandım. Tavandaki kör sıva göze baktım. Luke'un yanımda yattığını hissetmek istiyordum. Geliyorlar, geçmişin şu saldırıları, baygınlık gibi, başıma yalayıp geçen bir dalga. Bazen dayanmak çok zor. Ne yapılmalı, ne yapılmalı diye düşündüm. Yapacak bir şey yok. Sadece durup bekleyenlere de hizmet ediyorlar. Ya da yatıp bekleyenlere. Penceredeki camın neden kırılmaz olduğunu ve avizeyi neden kaldırdıklarını biliyorum. Luke'un yanımda yattığını hissetmek istiyorum ama yeterince yer yoktu. Dolabın keşfini 3. güne kadar erteledim. İlk önce dikkatlice kapıyı araştırdım, içini ve dışını.
Sonra da pirinç çengelli duvarları. Pirinç çengelleri nasıl oldu da gözden kaçabildiler? Onları niye sökmediler? Yere çok yakın oldukları için mi? İyi de bir külotlu çorap. İhtiyacınız olan tek şey bu. Bir de şu çubuk, plastik askıları taşıyan, elbiselerimi ve soğuk hava için olan kırmızı yün pelerinimin, şalın asılı bulunduğu. Zemini incelemek için diz çöktüm ve oradaydı. Küçük yazıyla, ufacık bir yazıyla, çok yeni görünüyordu. Bir iğne ya da belki de sadece tırnakla çiziktirilmişti. En koyu gölgenin düştüğü yere. Nolite tabasterdas carburundorum. Ne anlama geldiğini ya da hangi dilde yazıldığını bile bilmiyordum. Latince olabileceğini düşündüm ama ben Latince bilmiyordum. Yine de bir mesajdı ve yazılıydı. Salt bu gerçek yüzünden bile yasaktı. Henüz kimse tarafından keşfedilmemiş. Ben hariç. Yani mesajın yollandığı kişi. Mesaj kendisinden sonra gelecek kişiye, her kimse ona yollanmıştı. Bu mesaj üstünde kafa yorma hoşuma gidiyor. Onunla konuşma hoşuma gidiyor. Bu bilinmeyen kadınla. Çünkü bilinmiyor. Ya da bilinse bile bana hiç bahsedilmedi. Yasak mesajın ulaşabildiğini, en azından bir başka kişiye kıyıya vuran bir şey gibi dolabın duvarında kaldığını, açılıp benim tarafından okunduğunu bilmek hoşuma gidiyor. Ara sıra sözcükleri kendi kendime tekrarlıyorum. Bana küçük bir mutluluk veriyorlar. Bunları yazan kadını hayal ettiğimde benim yaşımda, belki biraz daha genç biri diye düşünüyorum. Onu Moira'ya dönüştürüyorum, kolejdeki haline. Benimkine bitişik odada. Hareketli, kaygısız, atletik. Bir zamanlar sahip olduğu bir bisikleti ve otostop için sırt çantasıyla. Çilli diye düşünüyorum. Saygısız, becerikli. Kimdi ya da kim diye merak ediyorum ve ona ne olduğunu. Rita'nın ağzını aradım, mesajı bulduğum gün. O odada kalan kadın kimdi dedim benden önce. Daha farklı sorsaydım. Benden önce o odada kalan bir kadın var mıydı deseydim. Hiçbir sonuca ulaşamayabilirdim. Hangisi dedi isteksiz şüpheci görünüyordu. Ama benimle konuştuğunda neredeyse her zaman böyle görünür zaten. Birden fazla varmış demek. Kimileri görevlerinin sonuna kadar tam 2 sene kalmamış demek. Kimi uzaklaştırılmış şu ya da bu nedenden dolayı. Yoksa uzaklaştırılmamış da gitmiş mi? Neşeli olan, tahminde bulunuyorum, çilli olan. Onu tanıyor muydun diye sordu Rita her zamankinden daha şüpheci. Daha önceden tanıyordum diye yalan söyledim. Burada olduğunu duymuştum. Rita bunu kabul etti. Kulaktan kulağa haber taşıma yapan bir tür yeraltı örgütünün olması gerektiğini biliyor. İşe yaramadı dedi. Nasıl yani diye sordum, mümkün olduğunca tarafsız görünmeye çalışarak. Ama Rita dudaklarını kenetledi. Burada bir çocuk gibiyim. Bana anlatılmaması gereken şeyler var. Bilmediğim bir şey sana zarar veremez. Bütün söylediği buydu. 10. bölüm. Bazen kendi kendime şarkı söylerim. Kafamın içinde acıklı, hüzünlü. Presbiteryen bir şarkı. Şaşırtıcı rahmet hangi tatlı ses? Benim gibi bir sefili kurtarabilir. Bir zamanlar yitik ama şimdi bulunmuş. Eskiden tutsak ama şimdi özgür. Sözcüklerin doğru olup olmadığını bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Bu tür şarkıları artık herkesin aralarında söylemiyor. Özellikle özgürlük gibi sözcükler geçenler. Aşırı tehlikeli kabul ediliyorlar. Yasa dışı mezheplere ait bu şarkılar. Öyle yalnızım ki bebeğim, öyle yalnızım ki bebeğim, öyle yalnızım ki ölebilirim. Bu da yasak. Annemin eski kaset çalarında biliyorum bunu. Bu tür şeyleri çalabilen cızırtılı ve güvenilmez bir makinesi vardı. Arkadaşları gelip birkaç içki içtiğinde bu kaseti koyardı. Pek sık şarkı söylemem böyle, boğazım tahriş oluyor. Televizyonda duyduklarımızın dışında bu evde pek fazla müzik yok. Kimi zaman Rita hamur yoğururken ya da bir şeyler soyarken öylesine mırıldanır. Sözsüz, ezgisiz, anlaşılmaz bir mırıldanma. Ve kimi zaman da ön oturma odasında Serena'nın ince sesi gelir. Uzun zaman öyle kaydedilen bir diskten. Şimdi kısık sesle çalınan, böylece orada örgü örüp şimdi elinden alınan eski şöhretini anımsayarak oturup diski dinlerken yakalanamayacak. Tanrı'ya şükür. Yakalanmayacak, Tanrı'ya şükür. Yılın bu zamanı için hava çok sıcak. Bu tür evler güneşi görünce fırına dönerler, yeterince yalıtım yok. Etrafımdaki hava durgun, hafif esintiye, perdelerden geçip gelen nefese karşın. Pencereyi sonuna kadar açabilmeyi isterdim. Yakında yazlık elbiseleri giymemize izin verilecek. Yazlık elbiseler bavuldan çıkarılmış dolapta asılı duruyor. 2 tane saf pamuk. Daha ucuz olan sentetiklerden iyi. Yine de hava sıcak ve nemli olduğunda Temmuz ve Ağustos aylarında onlar da terletiyor. Güneşte yanmak gibi bir kaygınız olmasın derdi Lydia teyze. Kadınlar eskiden kendileri için kendilerini içine düşürdükleri şu uygunsuz durumlar.
Şişteki kızartmalık et gibi yağlanarak çıplak sırt ve omuzlar, sokakta herkesin gözünün önünde üstünde çorap bile olmayan bacaklar. Eskiden bu tür şeylerin olmasına hiç şaşmamak gerek. Neyin yerine kullanılırsa kullanılsın, ağızdan çıkacak sözcükler çok tatsız, iğrenç ya da korkunç olacağı zaman kullandığı sözcüktü. Şeyler. Onun için başarılı bir yaşam şeylerden kaçınan, şeyleri dışlayan bir yaşamdı. Bu tür şeyleri iyi kadınlar yapmazdı. Dahası yüz güzelliğine de yaramaz. Hiçbir şekilde kurumuş bir elma gibi sizi buruşturur. Ne var ki artık yüz güzelliğimize dikkat etmemiz beklenmiyordu. Bunu unutmuştu. Parkta dedi Lidya teyze battaniyeler üzerine uzanırlardı. Kimi zaman kadınla erkekli. Bunun üzerine ağlamaya başlardı. Önümüzde öyle dikilerek bütün heybetiyle. Elimden geleni yapıyorum derdi. Size sahip olabileceğiniz en iyi şansı vermeye çalışıyorum. Gözünü kırpıyordu. Işık ona göre çok fazlaydı. Biraz öne çıkık, uzun, sarı, ön dişleri etrafında dudakları titriyordu. Kapı eşiğinde bulduğumuz ölü fareleri düşündüm. Bir evde yaşarken üçümüz bu fareleri bize sunan kedilerimizle dört. Lidya teyze ölü kemirgen ağzını bastırdı eliyle. Biraz sonra da çekti. Ben de ağlamak istiyordum çünkü geçmişi hatırlatmıştı bana. Şu farelerin yarısını yiyip bırakmasa bari derdim Luka. Bunun benim için kolay olduğunu sanmayın sakın derdi Lidya teyze. Odama bir rüzgar gibi giren, kot ceketini yere atan Moira sigaran var mı diye sordu. Çantamda dedim ama kibritim yok. Moira çantamı karıştırıyor. Bu ıvır zıvırın bir kısmını atmalısın diyor. Bir çamaşır orospusu partisi veriyorsun. Bir ne diye sordum. Çalışmakta diretmenin anlamı yok. Moira buna izin vermeyecek. Okumaya çalıştığınız zaman sayfa atlayan bir kedi gibidir o. Bilirsin, Tupperware işi gibi. Ama iç çamaşırlarıyla yapacağım. Orospu zımbırtıları, dantel kilotlar, kopçalı jartiyerler, meme kaldırma sütyenleri. Çakmağımı buluyor, çantamdan çıkardığı sigarayı yakıyor. İster misin? Benim olduğunu hesaba katarak büyük bir cömertlikle paketi bana fırlatıyor. Teşekkürler kıçımın kenarı diyorum tersçe. Delisin sen. Nereden geldi şimdi aklına bu? Kendi çabamla okumaya çalışırken diyor Moira. İlişkilerim var. Annemin arkadaşları verdi bu fikri. Banliyoda çok revaçta. Ergenlik sivilceleri çıkar çıkmaz hemen rekabete girmek zorunda olduklarını sanıyorlar. Porno market ve senin neyin var vaziyetleri anlayacağın. Gülüyorum, her zaman güldürürdü beni. Ama burada diyorum kim gelecek, kimin ihtiyaçları var? Öğretmenin yaşı yoktur diyor. Hadi müthiş olacak, gülmekten altımıza işeyeceğiz. Böyle mi yaşıyorduk o zamanlar? Ama her zamanki gibi yaşıyorduk herhalde. Herkes öyle yapar çoğu zaman. Her ne oluyorsa her zamanki gibi oluyor. Bu bile her zamanki gibi şimdi. Yaşardık her zamanki gibi aldırmadan. Aldırmamak cehaletle aynı şey değildir. Üstünde çalışman gerekir. Hiçbir şey bir anda değişmez. Derece derece ısınan bir küvette farkına varmadan haşlanarak ölürsünüz. Elbette gazetelerde öyküler vardı. Hendeklerde ya da ormanlarda bulunan cesetler, ölesiye dövülmüş ya da sakatlanmış, eskiden dedikleri gibi saldırıya uğramış. Ama bunlar başka kadınlar hakkındaydı. Ve bunları yapan erkekler başka erkeklerdi. Hiçbiri tanıdığımız erkekler değildi. Gazete öyküleri bizim için rüya gibiydi. Başkalarının gördüğü kötü rüyalar. Ne korkunç derdik. Öyleydiler de. Ama inanılır olmaksızın korkunçtular. Aşırı melodramiktiler. Bizim hayatımıza ait olmayan bir boyuta sahiptiler. Gazetelere konu olmayan insanlardık biz. Baskı kenarlarında beyaz boş alanlarda yaşıyorduk. Bu bize daha çok özgürlük veriyordu. Öyküler arasındaki boşluklarda yaşardık. Aşağıdan araba yolundan çalıştırılan bir arabanın sesi geliyor. Bu bölge sakin, trafik çok değil. Burada bu tür şeyleri açıkça duyabilirsiniz. Araba motorları, çim biçme makinaları, bir çalının kıpırdaması, bir kapının çarpılması, bir bağırışı açıkça duyabilirsiniz ya da bir silah sesini. Ola ki böyle sesler çıkarsa. Bazen de uzaktan siren sesleri duyulur. Pencereye gidip rahat edilmeyecek kadar dar pencere peykesine oturuyorum. Üstünde kanaviçe içli küçük sert bir yastık var. İnanç, zambaklardan oluşan bir çelenkle çevrelenmiş köşeli bir yazıyla. İnanç, soluk mavi zambakların yaprakları da kirli yeşil. Bu yastık bir zamanlar başka yerde kullanılmış, yıpranmış ama atılacak kadar değil. Nasıl olduysa gözden kaçmış. Yazı üzerinde dakikalarca, onlarca dakika gözlerimi gezdirebilirim. İnanç. Okumak için bana verdikleri tek şey. Bunu yaparken yakalansam suç mu sayılır? Yastığı buraya kendim koymadım. Motor çalışıyor, öne doğru eğiliyorum. Beyaz perdeleri yüzüme doğru çekerek bir peçe gibi.
Perde yarı şeffaf, dışarıyı görebiliyorum. Alnımı cama dayayıp aşağı bakarsam Whirlwind'in arka tarafını görebiliyorum. Kimse yok. Ama bakarken Nick'in arabanın arkasında dolanıp kapısını açtığını, yanımda dimdik durduğunu görüyorum. Şapkası düzgün şimdi. Gömlek kolları düzeltilmiş, düğmelenmiş. Yüzünü göremiyorum çünkü yukarıdan bakıyorum ona. Şimdi komutan dışarı çıkıyor. Sadece bir an için görüyorum onu. Arabaya doğru yürürken. Sanki kısalmış gibi. Şapkasını giymemiş. Demek ki resmi bir işe gitmiyor. Saçı gri. Nezaket adına gümüşü dersiniz. Kendimi nazik hissetmiyorum. Bundan önceki keldi. Öyleyse bir ilerleme kaydettim sanırım. Tükürebilsem pencereden dışarıya bir şey. Örneğin yastık atabilsem ona vurmam lazım. Olası da. Moira ve ben suyla doldurulmuş kağıt torbalarla su bombaları denirdi onlara. Yatakhane penceremden dışarı doğru sarkarak aşağıdaki erkek çocukların tepelerine atardık. Moira'nın fikriydi bu. Ne yapmaya çalışıyorlardı? Merdivene tırmanıyorlardı bir şey için. İç çamaşırlarımız için. Bu yatakhaneler bir zamanlar kızlı erkekli kalınıyormuş. Katımızdaki tuvaletlerin birinde hala pisuar vardı. Ama ben oraya gitmeden önce eski düzene geçmişlerdi. Komutan eğiliyor, arabaya binip görünmez oluyor ve Nick kapıyı kapatıyor. Bir an sonra araba geri geri hareket ederek araba yolundan aşağı iniyor, caddeye çıkıp çalıların arasında kayboluyor. Bu adamdan nefret etmeliyim. Biliyorum, böyle hissetmem gerektiğini ama gerçekte hissettiğim bu değil. Hissettiğim bundan daha karmaşık bir şey. Ona ne ad vermem gerek bilmiyorum. Aşk da değil.